Tog hocam, endometriozizde ne zaman cerrahi tedavi edilmelidir? Endometriozis ve bununla bağlantılı olarak endometrioma ya da halk arasındaki ismiyle çikolata kistleri çok yaygın bulunan kistler. Bunlar tümör değil. Bunlar fonksiyonel kist dediğimiz gruptan. Çok yaygınlar ve her zaman aslında tedaviye bile ihtiyaç göstermeyebilir. Endometriozis ve endometriomada tedavi tamamen semptomatiktir. Yani ne şikayet veriyorsa ona yönelik yapılmalıdır. Eğer bir hastada ileri derecede endometriozis var ama hayatını hiçbir şekilde etkilemiyorsa, ki bu mümkün, o zaman hiçbir tedaviye ihtiyacı olmayabilir. Ama tam tersi, bir endometrioması var ve bu endometrioma bizim tüm araştırmalarımıza rağmen başka bir sebep bulamadığımız infertiliteye sebep oluyorsa örneğin cerrahi müdahale ihtiyaç olabilir. Aslında kısaca özetleme gerekirse endometriozis ve endometriomada cerrahinin 3 rasyoneli, 3 sebebi vardır. 1- ağrıya yol açması, 2- kısırlığa yol açması ve 3- o çikolata kisti diye düşünülen kistin acaba farklı bir tümörde olabilir mi şüphesinin doğması. Gerek ultrasonografi gerekse tümör markerları sonucunda. Dolayısıyla biz bu üçünden biri varsa hastamıza cerrahi öneriyoruz. Bu cerrahiyi neredeyse tüm vakalarda, elbette böyle bir şart yok ama neredeyse tüm vakalarda deneyimli ellerde endoskopik olarak, yani laparoskopik olarak gerçekleştiriyoruz. Burada özellikle sakınmamız gereken durumlardan bir tanesi rekürren cerrahi. Yani özellikle halen gebelik isteği, arzusu devam eden genç kadınlarda tekrarlayan cerrahilerden mümkün olduğu kadar kaçmamız gerekiyor. Çünkü çok iyi biliyoruz ki ne kadar özenli cerrahi yaparsak yapalım, tekrarlayan cerrahilerde yumurtalık rezervini ister istemez azaltıyoruz ve bu bize hem ovar yetmezliği ve sonunda erken menopoz olarak geri dönebiliyor. Dolayısıyla endometriozis ve endometrioma cerrahisinde karar verirken mümkün olduğu kadar düşünmek ve hastayla tartışmak gerekiyor. O zaman zaten elimizde bir tane cerrahi seçeneğimiz var. Tek cerrahi tercih ediyoruz. Bunu da emin ellerde, doğru ellerde teslim etmek daha doğru olacaktır. Evet, ilk ameliyat evet, şansında. Yani, bunun tabii ki istisnaları olabilir. Örneğin endometrioma olarak takip ettiğiniz bir hastada, ki çok nadir olmakla birlikte mümkün. Ben onkolog olduğum için sık görüyorum. Endometriomanın içerisinde malignite, yani kanser de gelişebilir. Dolayısıyla siz bir hastayı çikolata kisti diye takip ediyorsanız, o çikolata kistinin içerisinde ortaya çıkan ultrasonografik değişiklikler, tümör markalarının çok yükselmesi bir kanser şüphesi uyandırıyorsa, tekrarlayan cerrahi de olsa onu ameliyat etmek zorundasınız. Ama dediğimiz gibi mümkün olduğu kadar kısıtlamaya çalışıyoruz. Rekürren, yani tekrarlayan cerrahileri mümkün olduğu kadar kısıtlamaya çalışıyoruz.